Herkese merhabalar. Bugün Diamond'la birlikte GDO'lu ürünler hakkında konuşacağız. Bildiğiniz gibi herkesin, özellikle de Türkiye'de GDO'lu ürünler hakkında farklı bir fikri var. Herkes bir şeyler uyduruyor veya uydurulan şeylere inanıyor. İşte kanser yaparmış, işte helal değilmiş, işte farklı şeyler. Bugün bunlar hakkında konuşalım dedim. Burada Diamond'la birlikte olacağız. Merhabalar, ben Diamond. Zaten tanıttı. Burada çok bir şey konuşmayacağım aslında. Ben soru soracağım, Selen cevaplayacak. Ortak bir yayın yapmış olacağız. Umarım hoşunuza gider. Öyleyse başlayalım. Sorulara girmeden önce biraz GDO'yu açmakta fayda var. Çünkü biz bugün GDO'yu bir tek bitkilerde kullanılan bir şey zannediyoruz. Yani GDO sadece bitkinin yapısını değiştirmektir. Kanser yapar, her türlü şeyi yapar gibi bir algıya sahibiz. Ama GDO sağlık sektöründe de kullanılıyor. Zaten selam bunlardan bahsedecek bize GDO'yu biraz açar mısın? Sağlık sektöründe mesela nasıl kullanılıyor? Yani bugün sağlık alanında genetik modifikasyon birçok alanda kullanılıyor. Örneğin herkesin bir diyabet hastası tanıdığı vardır. Diyabet hastaları insülin kullanırlar ve bugün bu insülünü genetiği değiştirilmiş mantar türlerinden elde edebiliyoruz. Aynı zamanda farklı aşılardan da örneğin bir virüslere karşı hastalıklara karşı aşılarda da genetiği değiştirilmiş ürünleri kullanabiliyoruz. Bir tane hastalık var herkesin bildiği sıtma hastalığı her yıl yüz binlerce kişiyi öldürüyor. Sıtma hastalığı sivrisinekler tarafından taşınır. Eğer bu sivrisineklerin genetiğini değiştirip bu paraziti taşıyamaz hale getirirseniz onlar da gelip sonra insanları hasta edemezler. Böylece her yıl yüz binlerce insanın hayatını kurtarmış olursunuz. Son olarak da ki bu herkesin bence en çok ilgilendiği konu olacak gen terapi. Bu bizim genetik olarak hastalıklarımız yani aileden aldığımız hastalıkların genetik modifikasyonla tedavi edilmesi demek. Yani sizin kök hücrelerinizi alıyoruz ve bunu genetiğini değiştirerek size geri veriyoruz sağlıklı bir şekilde. Ve sizin bu hücreleriniz bölündüğü zaman sağlıklı hücreleriniz oluyor. Tabii kök hücre tedavisinin yani gen terapisinin birçok farklı çeşidi var. Hani farklı bir gen de verebiliyoruz size ya da farklı şeyler de olabiliyor. Ama en temelinde bugün birçok genetik hastalığı ya da belki de ileride daha farklı hastalıkları bu şekilde tedavi edebileceğiz. Yani zaten tıp alanında ya da diğer alanlarda da bu genetik modifikasyon kullanılıyor ama bunu kimse reddetmiyor veya kimse buna karşı çıkmıyor. Çünkü açıkçası kimsenin ruhu duymuyor. Pek de şaşılacak bir şey değil çünkü biz ana haberde ne duyuyorsak direkt bunu bilimsel gerçek sayıyoruz ve zaten 10 tane aile bütün dünyayı yönetiyor kafasında yaşıyoruz. Bu yüzden sağlık sektöründe veya diğer sektörlerde genetik değiştirme işlemlerinin nasıl yapıldığı pek de bizi ilgilendirmiyor. Biz pazardan aldığımız domates ne kadar sağlıklı buna bakıyoruz. Halbuki GDO'lu domatesler şu an bizim doğal zannettiğimiz domateslere göre bile daha sağlıklı olabiliyor. Ama zaten bunları konuşacağız. Baştan çok kafa karıştırmayalım. 6 sorunun ilkiyle başlayalım. Öncelikle GDO'lu ürünlere niçin ihtiyaç duyduk? Herkesin de bildiği gibi dünya nüfusu gün geçtikçe artıyor ve de bilim adamları 2050 yılına kadar 10 milyar nüfusa ulaşacağımızı tahmin ediyorlar. Bu ne demektir? 10 milyar nüfusun yaşayacak evlere ihtiyacı var, hastanelere, okullara birçok yere ihtiyacı var. Sadece bununla da kalmıyor. Bu kadar insanı beslememiz lazım. Bu kadar insan ne yiyecek, ne içecek? E burada da kalmıyor. Bizim temizlik malzemelerine ihtiyacımız var. Fabrikalarda üretilen birçok ürüne ihtiyacımız var. Giysi olsun, deodorant olsun, herhangi bir şey. Bu demektir ki daha fazla alana ihtiyacımız var. Evler için, yemeklerimiz için, tarım alanları için, otlanma için, fabrikalar için birçok alana ihtiyacımız var. Peki bu olanlar nereden geliyor diye sorarsanız. Dünya genelinde ülkeler genellikle ormanları keserek bu çareyi bulmuş oluyorlar. Ağaçları kesiyorlar. Yani ormanları kestikçe de bu olanlara farklı şeyler yapılar. Bugün günümüzde de ülkemizde de bunları görebiliyoruz. Peki ormanları kesilince ne oluyor? Bizim ormanlara hiçbir ihtiyacımız yok? Atmosferdeki karbondioksit seviyesi artmış oluyor. Karbondioksit seviyesi artınca da iklim değişikliğinin bitkiler üzerine etkileri de daha çok kötüleşmiş oluyor. Kısacası iklim değişikliği yüzünden ana besinlerimizden bazılarının verimi düşüyor. Verim düştükçe bunlardan daha çok üretmek zorunda kalıyoruz. Daha çok üretmek için daha çok alana ihtiyacımız var. Bu alanları ormanları keserek elde ediyoruz. Bu da yetmiyor. Yaşamak için, teknoloji için, refah için yine ormanlardan yanlışlıkla birisi bir izmarit atıyor da Salda gölünün etrafı vesaire yanıyor. Ve bu şekilde kendimize otel yapacak son derece önemli ya ve site yapacak yerler buluyoruz. Bunları yaptıkça e, bu alanlar yaşamak için kullanılmış oldular. Üretim için kullanılmış olmadılar. Ekstra bir de üretim için tekrardan bazı yerlere yanlışlıkla izmarit atmak gerekiyor. Böyle böyle orman bırakmıyoruz. Orman bırakmadıkça oksijen bırakmıyoruz. Oksijen bırakmadıkça vesaire vesaire kısır döngüye girmiş oluyoruz. Aynen. Bugün zaten açlık sınırında olan yüz milyonlarca insan var. 2012'ye göre bu sayı 870 milyondu. E bunca insan her şeyi üretebilirken kile bu kadar açsa üretemezken ne olacağını siz düşünün. Yani bugün ana besinlerimiz bizim patates, mısır, pirinç, buğday gibi besinler. Eğer bir mantar hastalığına kapılırlarsa bütün ekinlerimiz ölebilir ve biz açlıktan ölebiliriz. Bu zaten İrlanda'da daha önce olmuştu. Büyük kıtlık 1800'lü yıllarda. İrlandalıların ana besini patates ve patateslerde bir mantar hastalığı ortaya çıkıyor. İlk yıl hasatın %40'ı, diğer yıllarsa 7 yıl boyunca tamamı. Ve sadece bunlarla kalmıyor depolardaki patatesler dahi hepsi bozuluyor ve insanlar hasta oluyor. Bu da yaklaşık 1 milyon insanın ya göç etmesine ya da ölmesine neden oluyor. Yani anlayacağınız bizim daha çok verim verebilecek iklim değişikliğine, kuraklığa dayanıklı bitkiler, mantar virüs gibi hastalıklara dirençli bitkilere ihtiyacımız var. E bunları nasıl üretebiliriz? Bunları genetik modifikasyonla üretebiliriz. Zaten nasıl üretildiğini de konuşacağız. Hangi yöntemle, ne şekilde GDO kullanılıyor? Böylece zannederim pek de bir soru işareti kalmayacak. Soru 2. GDO'lu ürün üretimi nasıl yapılıyor ve nasıl çalışıyor? Bunlardan önce biraz küçük bir genetik bilgisi vereyim. Bütün canlıların karakteristikleri, genetik yapısı ve çevrenin etkileşimiyle ortaya çıkar. Yani diyelim ki genetik olarak uzun bir çocuk var. Annesi babası uzun, kendisi uzun. Yaşıtlarından her zaman daha uzun olmuş. Ama bir kaza geçiriyor ve gelişimi duruyor. Bundan sonra yaşıtlarından daha kısa olarak kalacak. Çünkü daha fazla boyu uzamayacak. Şimdi bu çocuğun boy özelliği hem genetik olarak hem de çevresel faktörlerden etkilenmiş oldu. Bitkiler içinde bu aynıdır. Yani bir bitkinin özellikleri toprağın pH değeri, toprağın farklı özellikleri, bazı hastalıklar veya iklim şartlarına göre değişebilir. Bitkilerin zaten bütün özellikleri genomlarında yani genetik kodlarında vardır. Genetik modifikasyonda istenen bitki hücreleri alınıyor. Laboratuvarda bir takım proseslerden geçiriliyor. Ve biz istediğimiz 1 ila 10 arası geni bu bitkiler hücrelerine aktarmış oluyoruz. Bu GDO bitler tohum verdiği zaman da tohumlarının genetiği değiştirilmiş oluyor. Böylece yabancı bir DNA taşımış oluyorlar. Yani GDO yöntemi bir bakıma çarprazlama yöntemiyle aynı. Bu arada şeyi de belirteyim. Selen bazen yabancı kelime kullanabilir. Çünkü yıllardır yurt dışında yaşıyor. Artık sürekli İngilizce konuşa konuşa İngilizce düşünmeye başlamış. Dolayısıyla bazı kelimeler yabancı olursa ben altyazıyla onu düzelteceğim. Çok fazla konuşma şekline takılmayın. Kusuruma bakmayın. Aslında çaprazlama ile genetik modifikasyonun prensibi aynı. Yani mükemmel bitkiler yetiştirmeye çalışıyoruz. Diyelim ki bir havucumuz var. Çok lezzetli bir havuç ama verim vermiyor. Bir de başka bir havucumuz var. Bu da lezzetsiz ama çok verimli bir havuç. Biz bu ikisini çaprazladık ve elimizde hem lezzetli hem de verimli bir havuç türü oluştu. Ama bu sefer bu havucumuz dayanıklı değil. Yani bir mantar geldi, bir virüs geldi, bütün ekinlerimiz öldü. Şimdi bu havucumuzu hem lezzetli hem verimli hem de dayanıklı yapmak istiyoruz. Bunun için tekrardan çaprazlamamız lazım. Bu belki yüzlerce belki binlerce çaprazlama olacak. Çaprazlama ile ilgili iki tane en büyük sorunumuz var. Birincisi çaprazlamanın sonucuna çok geç bakabiliyorsunuz. Ancak bitkileriniz büyüdükten sonra gerçekten her türlü gen aktarılmış mı ancak o zaman anlayabiliyoruz. İkincisi ise çaprazlamayla kötü genler de gelebilir. Yani sadece istediğimiz genler gelecek diye bir ne yok? Kaide yok. Öyle diyelim. <laughs> yani ne çıkacağını pek de bilemezsiniz. Bir bitkide bin tane gen vardır. Siz dur ben şunun iyi genini alayım derken kötü bir gen alma ihtimaliniz de var. Bu yüzden çarpazlama yöntemi bayağı zaman alıyor. Tabii yani mesela diyelim ki havucunuzun çok kalın bir kabuğu oldu veya havuçlarınız sürekli böcekleri kendisine doğru çekiyor. Bu da kötü bir gendir ve bunu istemiyorsunuz aslında. Genetik modifikasyonun güzel yanı bu. Sadece istediğiniz genleri bitkiye injekte etmiş oluyorsunuz. Yani bitkinin de bir DNA hazırladınız. istediğiniz genler var. Bu DNA'daki genler size proteinler üretiyor. Ve proteinler de bitkiye istediğiniz özellikleri veriyorlar. Bir bakıma bilgisayar oyununda bir karakter açmak gibi. Saçı şu olsun, gözü bu olsun demek gibi bir şey yani. Bu açıdan GDO bizim için daha nokta atışı. Daha iyi. Selen az önce şeyden bahsetmişti. İrlanda patates kıtlığı. Hani 1 milyona yakın insanın bayağı problem yaşadığı, göç ettiği veya öldüğü, hastalandığı bir kıtlık problemiydi bu. Şimdi eğer biz bitkilerimizi istediğimiz şekilde ortama adapte edebilirsek bir mantarla bir virüsle bitkilerimizin hepsi yok olmaz. En azından bu tip riskleri azaltmış oluruz ve bu geleceğimiz için daha iyi olur. Yani şöyle bir şey bu sadece patateslerde olan bir durum da değil. Yani yakın zamanda 1960'lı yıllarda muzlar içinde olan bir durum ve bir, bir, muz türünün tamamının yok olması neden oluyor. Zaten başımızda problem var. İklim değişikliği var, küresel ısınma var, bitkilerimiz verimsizleşiyor. Yani bu mantara virüse karşı dayanıklı olması da bizim için yararlı ne olur? Açlıktan ölme sorunumuz ortadan kalkabilir. Yani hayatımız kurtulur. Özetle bu. Muz demişken bizim bugün yediğimiz muzlar işte biraz genetiğiyle oynanmış diyelim. Daha dandik muzlar. Gerçekten kaliteli ve tadı hoş olan muz türü zayıf olduğu için 60'lı yıllarda elenmiş. Doğru mu anladım? Evet doğru. Hı. Bu böyleydi. Ya bugün bence genetik modifikasyonun en güzel yönlerinden biri de alacağımız genlerin sadece aynı bitki türüne ait olmaması. Yani sadece bir havuç türünü başka bir havuç türüyle çaprazlasanız elinizde olan genler yine havuçlara ait. Ama genetik modifikasyonla bakterilerin, virüslerin veya insanların genini bile bitkilere enjekte edebiliyorsunuz. Şöyle anlatayım. Bakterilerin tıpkı bizim bağışıklık sistemimiz gibi kendi savunma sistemleri var. Ve bakteriler virüslerle, mantarlarla savaşırken bizim gibi çok başarılı olabiliyorlar. Biz eğer bu bakteri genini diyelim ki virüslere karşı bir gen aldık ve bunu bitkilere enjekte ettik. Böylece bitkilerimiz bu mantar türüne karşı, kıtlık problemini çözmek adına dayanıklı olabilir. Örneğin bir tane küçük böcek türü var. Yaprak biti deniyor bunlara aphid. Aphid bitkilerin özlerinden beslenen bir böcek türü. Ama şöyle bir sorun var. Bu böcek türleri genellikle virüs taşıyorlar. Yani her bitkilerin özünü yemeye çalıştığında bu bitkilere virüs kaptırıyorlar. Böylece her yıl yüz binlerce hektar bitki ölmüş oluyor. Ama zaten yaprak bitleri üzerine birazdan konuşacaktık. Başta spoiler vermiş olmayalım. Ben sıradaki soruyla devam edeyim. GDO varlığın yapısıyla oynamak mıdır? Yani GDO haram mıdır? Dine ters midir? Çünkü birçok kişi GDO'ya sırf bu yüzden ters biliyorsun. Olur mu canım bize ters falan diyorlar. Gram alakası yok çünkü zaten bu doğada çok kez yaşanıyor. Mikroorganizmalar bitkilere kendi DNA'larını enjekte ediyorlar. Özellikle de virüsler ve bitkiyi kendi proteinlerini üretmeye zorluyorlar. Ve aynı zamanda bitkiler zaten bunu kendi kendilerine de yapıyorlar. Buna polifloid deniliyor. Bitkiler zaten random olarak gen kazanabiliyor veya kaybedebiliyor. Bu onların doğasında var. Ayrıca bizim zıplayan genler dediğimiz bir yapı var. İnsanlarda da olan bir şey, bitkilerde de olan bir şey. Bu genler DNA'mızda var. Kendilerini kopyalayıp başka bir yere zıplayıp DNA'da kendini tekrar incekte ediyorlar. Ve bitkinin yapısını bozabiliyorlar. Bu nasıl? Diyelim ki biz bir protein ortasındayız. Benim göz rengimi oluşturan bir protein ortasında. Bu gen geliyor kendisini ortaya enjekte ediyor. O protein yapısı bozuluyor. Artık gözümün rengi üretilemiyor. Bunu bitkilerde olduğunu düşünün. Ve bitkinin tadı olsun, lezzetini oluşturacak bir gen olsun. O zıplayan gen gelir kendini enjekte ederse artık o gen çalışmaz, bitki çalışmaz. Yani bitkinin genetiğin yapısı doğal olarak bozulmuş olur. Yani burada fark eden tek şey Bizim yaptığımızın laboratuvarda doğanın yaptığının doğada olması. Çünkü bizim toprağa gübre atmamız hatta affedersiniz ama bir bitkinin üzerine işememiz bile onun yapısını değiştiriyor. Aynen öyle. Şöyle diyeyim hani tarlada bir sürü bitkiniz var ve e fitki gibi böcekler bitkilere virüs kaptırabiliyorlar. Hiç olmazsa bazı mantarlar veya bakteriler direkt virüslere hastalık kaptırabiliyor. E bitkilerinizin yine genetiği değişmiş oluyor. Gelin bir de konuya farklı bir açıdan bakalım. Videonun başında genetik modifikasyonla bazı genetik hastalıklarımızı tedavi edebileceğimizi söylemiştik. Bu kök hücre tedavisi ve gen terapisiyle oluyordu. Kök hücrelerimizi alıyoruz. Laboratuvar ortamında bunların genlerini değiştiriyoruz. Sağlıklı olanları vücuda tekrar injekte ediyoruz. Onlar bölündükçe biz daha sağlıklı oluyoruz. Diyelim ki çocuğunuz, eşiniz veya bir akrabanız hasta, kanser hastası ve siz bunun için her türlü tedavi yöntemini denersiniz. Yani diyelim ki bir akrabanız, çocuğunuz hastalandı, kanser oldu ve doktor da kanserin tedavisi olarak genetik modifikasyonu önerdi. Ben bu çocuğu iyileştiririm, ölümden kurtarırım ama genetik modifikasyon yapmam lazım dedi. Olur mu yapısıyla oynatmam, çocuğumu değiştirmem diyerek ölmesine göz mü yumacaksınız? Böyle bakarsanız bütün ilaçlar zaten bu anlama geliyor. Hiçbir ilaç kullanmamak gerekirdi. Neden? Çünkü en basitinden tüp bebek. Bugün yüzlerce kişi, binlerce kişi Türkiye'de tüp bebek tedavisini kullanıyor. Neden kullanıyorsunuz ki? Vücudunuz bebek yapmaya elverişli değil. Şirk koşuyorsunuz. Yani laboratuvarda bebeği yapıyorsunuz sonra vücudunuza enjekte ediyorsunuz. zaman onu da yapmayın. Hiçbir şey yapmayın. Ya problem şu. Biz genetik değişiklikten bahsettiğimiz zaman millet böyle süper kahraman filmlerindeki gibi olacak zannediyor. O mutasyon geçireceğim. Vay efendim ninja kaplumbağaya mı dönüşeceğim? Millet böyle zannediyor. Böyle zannettiği için de Genetik modifikasyon, genlerle oynamak haramdır, günahtır, varlığı değiştirmektir, Allah'a karşı gelmektir zannediyorlar. Halbuki yemek yerken bile bir bakıma kendi yapımızı zaten değiştiriyoruz. Farkında bile değiliz. Tabii ki de yani örneğin her sigara içinizde vücudunuzdaki hücrelerin yapısını değiştirmiş oluyorsunuz. En basitinden her güneşe çıktığınızda güneş kremi kullanmıyorsanız eğer cilt kanser riskini arttırmış oluyorsunuz. yine de vücudunuz hücrelerin yapısını değiştirmiş oluyorsunuz. Farklı bir örnek verelim. Her kış grip oluyoruz. Gripte de virüsler vücudumuza geliyorlar. Bizim hücrelerimize kendilerini enjekte ediyorlar ve bize kendi hücrelerimizi onların proteinlerini ürettiriyorlar. Böylece kendi kötülüğümüz için virüslerin proteinlerini üretmiş oluyoruz. E yine vücudumuzun yapısı değişmiş oldu. Yani bu mantıklı. Hasta olmak da dine ters, nefes almak da dine ters. Ne yaparsanız yapın her türlü günah işlemiş oluyorsunuz. Çünkü olduğunuz yerde bekleseniz bile bir şekilde varlık yapınız sürekli değişecek. Biz GDO yaparken tek fark kontrollü bir şekilde bunu gerçekleştiriyoruz ve istenilmeyen sonuçlarla yüzleşmek zorunda kalmıyoruz. Şimdi başka bir soru. GDO kanser yapar mı? Son yılların bombasıdır. GDO deyince hemen kanser olduğumuzu zannediyoruz. Öyle bir şey var mı? Şöyle diyeyim zaten genetiği değiştirilmiş ürünler her seferinde piyasaya sürülmeden önce yüzlerce testten geçiyorlar. Ve bu ürünler bu testleri geçip size öyle satılıyorlar. Yani Türkiye gidip de bu ürünü farklı bir ülkeden alıp sizin önüne koyuyorsa o ürünün size hiçbir zararı yoktur. Kanser de yapmaz. Bizde ya ifrat ya tefrit mantığı vardır. Ya o ya bu. Ya iyi ya kötü. Arası yoktur. O yüzden kanser yapabilir. Öyle bir ihtimal var derseniz olmasa bile bizde bu kesinlikle kanser yapar. Hatta benim dayım GDO'dan öldü falan derler. <laughs> Bugün yediğimiz her şeyde zaten gen var. Ama bu genler biz bu yemekleri pişirince veya çiğ bile yese, meyveleri, sebzeleri ağzımızdaki enzimlerle, midemizin asitiyle bu genleri biz sindiriyoruz. Bu genlerin yapıları bozulmuş oluyor. Herhangi bir bitki veya hayvan hücresi zaten 30 tane gen içeriyor. Biz GDO'lu ürünlerde bu 30 bin gene sadece 1 ila 10 tane gen arası bir gen eklemiş oluyoruz. Hiçbir şekilde hiçbir şey değişmiş olmuyor. Eğer bunca şey yedikten sonra genetik yapınız değişmezse artı 10 tane genden de genetik yapınız değişmiş olamaz. Bir tane örnek vermek gerekirse GDO'nun zararlı olduğunu veya kanser yaptığını söyleyen bütün kaynaklarda mutlaka bir tane deney size veriliyor. Ve siz bunu okuyorsunuz, diyorsunuz ki aha gerçekten bilim adamları kanıtlamış, GDO kanser yapıyormuş. Ve görüyorsunuz buna inanıyorsunuz. Çünkü bir deney var ortada, deneyin sonuçları var. Aa diyorsunuz gerçekten. Çünkü bu insanlar bunu diyorlar ki bu şu ana kadar GDO'nun kanser yaptığını kanıtlayan en 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 önemli çalışma. Ve bu gerçekten bir deney. Gerçekten doktorlar yapmış bunu. Ama şöyle bir şey var. Deneye baktığımız zaman iki tane fare grubu var. Bir tanesi GDO'lu ürünlerle besleniyor. Bir tanesi normal besinlerle besleniyor. GDO ürünlerle beslenen farelerin tümör oluşumu, erken tümör oluşumu ve daha erken öldüğünü görmüş oluyorsunuz. Ve size diyorsunuz ki gerçekten demek ki GDO tümör yapıyor, kanser yapıyor. Eğer gerçekten bu çalışmaya gidip okumak isterseniz, derini okumak isterseniz bunun bilim dergisinden kaldırılmış olduğunu görüyorsunuz. Çünkü o çalışma, o deney yeterli değil. Bilim dünyasında kabul edilmiyor. Neden? Çünkü metodu yeterli değil. Yani o metodu kullanarak, o kadar küçük bir fare grubunu kullanarak o sonuçlara ulaşmanız imkansız. Ama siz bunu bilmiyorsunuz. Siz bunu kitapta gördünüz. Size böyle bir çalışma var dediler. Bilim adamları böyle bir şey yapmış dediler. Ve siz buna inandınız. Bir de şöyle bir çakallık yapıyorlar. Zaten kanser olmaya meyilli farelere bu GDO'lu ürünleri veriyorlar ki kendi tezleri kanıtlanmış olsun. Yani özetle baban da olsa güvenmeyeceksin. 10 kere kontrol edeceksin ve bu deneyi yapanlar hangi kafayla yapmışlar? Gerçekten de bu deney geçerli mi? Bunu göreceksin. Çünkü bugün en ufak bir deneyde bile millet hemen bir şeyin kanser yaptığına, zararlı olduğuna veya bütün insanlığın kandırıldığına inanmaya meyilli. Komplo teorilerini seviyoruz. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki çocuğunuz var. Çocuğunuza da 5 yaşına kadar çikolata yedirdiniz. Ve çocuk 20 yaşında kalpten gitti. Bir şey oldu. Hemen diyorsunuz ki aa bak çikolata yediği için kanser oldu. Çikolata yediği için kalp krizinden gitti. Demek ki çikolata kanser yapar, şunu yapar, bunu yapar. Ama bunu tek bir örnekle söyleme şansınız yok. Çocuğunuzun belki ırsi bir hastalığı vardır. Belki yediği başka bir şey onu etkilemiştir. Belki genleri zamanla bozulmuştur. Bilme şansınız yok. Belki virüs kapmıştır. Binlerce çocuğu alacaksınız. Hepsi 5 yaşına kadar çikolata yiyecek. Kaçı ölüyor? Kaçı hangi ırka mensup? Hangi sebeple ölmüş? Bunu araştıracaksınız. Ve diyeceksiniz ki çikolata yemek şu şu ihtimalle kanser yapabilir. Ama bu arkadaşlar bunu yapmıyorlar. 10 tane fare seçelim. Vay efendim şu fare ölsün de ondan sonra İddiamızı ortaya koyalım diyorlar. Geçerliymiş gibi konuşmaya devam ediyorlar. Mesela bunun bir benzerini şöyle yapmışlardı yine. İlahi okuyarak bitkileri büyütmek diye bir deney vardı. Bitkileri ilahi okutulduğunda bitkilerin daha hızlı büyüdüğü söyleniyordu. Ama bunu da kanıtlayamıyorsunuz. 10 bin tane bitki alacaksınız. Birine klasik müzik, diğerine metal müzik, diğerine pop müzik. Her türlü müzik türüyle bu bitkileri büyüteceksiniz. Ve hangisi daha hızlı büyüyor? Burada... Müziğin mi önemi var yoksa ses frekansının mı bunları göreceksiniz. Çünkü belki de konuşmamız, titreşimler bitkileri etkiliyordur. Yani bunun ayetle, ilahiyle veya elektrogitarla alakası yoktur. Bunu görmek için her türlü kontrollü deney yapmanız gerekiyor. İlk veride işinize geldiği gibi yorumlayıp da sunmayacaksınız. Öbür türlü sahtekarlık yapmış olursunuz. Devam edelim. Yani meyve ve sebzelerde bir madde var. Mavi mor rengini veriyor meyvelere. Bu madde kanser riskini azaltıyor. Biz genetiği değiştirerek bir tane domatesi bu maddeyi daha çok ürettiğini, üretmesini sağlıyoruz. Böylece bu domates mavi mor rengi oluyor. Bu domatesi daha sonra farelere verdiğinizde domatesi yiyip yani bu maddenin daha çok olduğu ürünleri yiyen, genetiği değiştirmiş domatesleri yiyen fareler diğerlerine oranla çok daha uzun süre yaşıyorlar. Maşallah. Bunun insan versiyonunu bulsak bayağı hoş olur aslında. <laughs> Öyle. Sıradaki soruyla devam edeyim. Çok uzatmayayım. Zaten GDO kanser yapar mı yapmaz mı bunu <laughs> konuştuk. Peki kanser haricinde GDO'nun belirli bir zararı var mı? Yani yesek başka bir yan etkisi olabilir mi? GDO yedim boynuzum çıktı falan diyenler olur mu? Bir de bunları konuşalım. GDO ürünlerin zararlı olduğunu söyleyen kişiler işte bunlar toksiktirler, alerji yapıyorlar, antibiyotik dayanıklılığı yapıyorlar diyorlar. Ve kanıt olarak da işte GDO hakkında hiç uzun süreli bir araştırma yapılmadığı Siz nereden biliyorsunuz? GDO ürünler diğer böcekleri öldürüyorlar gibi kanıtlar sunmaya çalışıyorlar. Ancak şöyle bu konuda hiçbir çalışma yapılmadığını söylemek saçmalıktır. Özellikle de 2012 yılında çok kapsamlı bir çalışma yapıldı bu alanda. GDO'lu ürünler hayvanların sağlığını nasıl etkiliyor? Bunun üzerine şu ana kadar yapılmış uzun süreli, kısa süreli bütün bu araştırmaları toplayıp bir derleme makalesi yazdılar. Toplam 24 tane deney incelendi ve bu 24 deneyin tamamı da gösterdi ki GDO'lu ürünler zararlı değil. Zaten daha önce söylemiştik GDO'lu ürünler birçok defa teste tabi tutuldukları için öyle markette falan bunu alabiliyorsanız emin olun hiçbir zararı yoktur. Zaten bir zararı varsa piyasaya sürülmez. Zararlı olmayanları bulunur, onlar gönderilir. Bu yüzden GDO'lu ürün yeme konusunda herhangi bir korkuya kapılmanıza gerek yok. Neredeyse bizim bu aldığımız doğal sebzelerden bile daha yararlı olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü bizim bu normalde aldığımız, pazarda yediğimiz ürünler herhangi bir teste tabi değiller. Onlar üretiliyor ve pazara gönderiliyor. Biz de alıyoruz. Şimdi son soruya geliyoruz. Hemen hepimiz illaki Hormonlu gıda, hormonsuz gıda, hormonlu yemeğin zararlıdır, hormonsuz daha doğaldır, daha iyidir gibi şeyler duyduk. Peki hormonla GDO arasındaki fark ne? Şöyle bitkiler zaten günlük fonksiyonları için bu hormonları üretiyorlar. İşte bu gerektiğinde dallanmak veya köklenmek için, yaprakları veya meyveleri büyüsün diye veya gerektiğinde çürüsünler diye bu hormonları üretiyorlar. Biz de tarımda bazen bunları, bu hormonları bitkilere enjekte ediyoruz. Bir örnek vereceğim bu konuda. Domates gibi olgunlaştığında yumuşayacak, ezilecek bitkileri tarladan toplayıp marketlere getirdikleri zaman dilimi boyunca bu bitkiler nasıl bozulmuyor? Hiç düşündünüz mü bunu? Şöyle diyeyim. Bu bitkileri tarladan topladıklarında daha olgunlaşmamış oluyorlar. Böylece nakliye sırasında da bunlar ezilmemiş, bozulmamış oluyor. Çünkü daha sert. Aynen. Ve bunlar geldiğinde adamlar markette geldiklerinde henüz yeşil oluyorlar. Yeşil domates de insanlar satmadan önce bir iki gün önce bunlara büyüme hormonunu sıkıyorlar spreyle. Üzerlerine sıktıkları zaman bu hormonla birlikte bitkiler iki gün içerisinde yeşilden kırmızıya dönüşüyor. Ama bunlar sadece dış görünüşte değişiyor. Yani siz bu domatesi yediğiniz zaman tadı ham geliyor. Size tarladaki kendi yetiştirdiğiniz domatesle aynı tadı vermiyor. Neden? Bunun sebebi bitkinin hormonlu olması ve hamken bir anda sanki olgunlaşmış gibi gösterilmesi. Burada araya gireyim şöyle bir örnek vereyim. Biz her konuda cahil olduğumuz gibi hayat ve sağlık konusunda da bayağı bir cahiliz mesela bazı doktorlar var televizyona çıkıyorlar ve protein tozu içmeyin, protein tozu kanser yapar, kas yapmaz hatta olanı da yok eder, kalp krizine götürür falan filan diyorlar. Ve bunu doktorlar söylüyorlar. Yani adamlar doktor ama hayatlarında hiç spor yapmadıkları için sağlıklı yaşam nedir bilmiyorlar. Ve protein tozunu steroidle karıştırıyorlar. Buradaki steroid bizim bahsettiğimiz hormona örnek gösterilebilir. Hormonda ne yapıyorduk? daha pişmemiş yani yeşil bir bitkiyi alıyorduk ve 2-3 günde onun kırmızı görünmesini sağlıyorduk. Baktığınızda olgun görünüyordu. Halbuki yiyince pek de bir olgunluğu yoktu. Bu yüzden doğal bir domates yediğinizde daha kokulu, daha güzel geliyordu. Bizim sporcu arkadaşlar da ya ne gerek var 5 yıl dumbbell kaldırayım da bench press yapayım da benim işime yarayan şey yaz gelmeden six pack yapmak ve plajda kızlara hava atmak. Öyleyse ne yapayım? Ben 4-5 ay spor yapayım, steroidi basayım, testosteron hormonunu da ekleyeyim. 6 ayda 5 yıllık vücut yapayım. Şimdi bu da bir bakıma hormondur. Çünkü çok hızlı bir şekilde gelişiyorsunuz ama doğal yollarla gelişmiyorsunuz ve sporu bıraktığınızda 3 ay içinde yok oluyorsunuz. İşte biz GDO'yu da aynen böyle düşünüyoruz. Bak bu adamlar böyle iğne vuruyorlar, kendilerini değiştiriyorlar ama komple sahte bu. Yanlış ve son derece sağlıksız. Demek ki hormonlu gıdalar da böyle son derece sağlıksız. Ben hormonu yiyince öleceğim, gideceğim. Bir ton hastalığım çıkacak. Hormon bile bu kadar problemliyse Allah bilir GDO'lu yiyince başıma neler gelecek. Bu tip algı oyunlarıyla, yanlış bilgiyle, bir iki tane doktorun ana haberde konuşmasıyla kandırıldığımız için maalesef bu konularda pek bir bilgiye sahip değiliz. Ve maalesef bu yüzden GDO gibi son derece önemli ve bizim için mutlaka ve mutlaka gerekli olan bir konuda bile yarım saat konuşmak zorunda kalıyoruz. Keşke herkes bilseydi de bunları konuşmak zorunda kalmasaydık. Neyse temennileri ve şikayetleri bırakalım. Zaten videonun sonlarına geldik. Toparlarsak? Toparlarsak genetiği değiştirmiş ürünler hakkında yanlış bilinenleri konuştuk. Bu ürünler tıpkı diğer markette satılan meyve sebzeler ve diğer ürünler gibi sağlıklı hiç de bir zararları yok. Ancak bu bundan sonra hiçbir zaman zararlı olmayacaklar anlamına gelmiyor. Her gün farklı bir alanda farklı bir şekilde genetiği değiştirmiş bir ürün üretiliyor. Ve bu ürünlerin bazıları zararlı olabiliyor. Ancak onlar piyasa onayı almıyorlar. Ve şöyle genetiği değiştirmiş ürünü üretmekle tüketmek farklı şeyler. Biz burada tüketmenin de hiçbir sakınca olmadığını söyledik. Ama üretmek biraz sakıncalı. Çünkü bunun üretiminin çok dikkatli yapılması gerekiyor. Hem GDO'lu ürünleri üretirken hem onları taşırken hem de depolama alanında bunlar çaprazlama yöntemiyle üretilen bitkilerden ayrı olarak taşınmaları gerekiyor. Ayrı olarak depolanmaları gerekiyor. Çünkü GDO'lu ürünlerin polenleri çaprazlama ile üretilen bitkilerin polenlerini etkileyebilir ve bir problem çıkabilir. Yani üretim son derece hassas bir konu zaten bu yüzden Avrupa'da birçok ülkede tüketim izni var ama üretim izni yok. Çünkü bunu gerçekten hakkıyla yapmak biraz zor. Bir diğer sorun ise GDO üretiminin özel şirketlere ait olması. Yani bu konuda yapılan araştırmalar özel şirketlere ait, devletlere ait değil. Devletler çiftçilerini desteklemeliler çünkü üretimin tekerleşmesi sorunu olabilir. Günümüzde her yıl milyonlarca hektar genetiği değiştirilmiş bitki üretiliyor. Özellikle Amerika, Brezilya gibi ülkelerde. Bu bitkilerin bazıları böcek ilaçlarına veya böceklere dirençli oluyor. Bugün yine mantar, virüs gibi hastalıklara karşı dirençli bitkiler üretmeye çalışıyoruz. Hatta daha vitaminli pirinç üretimi sağlandı. Hatta Güney Amerika'da genetiği değiştirmiş ürünler sayesinde aynı hasat döneminde iki ekin alınma şansları oldu. Bu son derece önemli çünkü bahsettik daha çok alana ihtiyacımız var. Dünya nüfusu artıyor. Daha çok yere bina dikmek zorundayız. Hastane yapmak zorundayız. Kullandığımız ürünleri temin etmek zorundayız. Daha fazla çiftçiye, toprağa ve hayvana ihtiyacımız var. Ama maalesef biz yayıldıkça bu alanları ufaltıyoruz. Ektiğimiz bitkiler azalıyor. Daha önce mesela yılda 100 ton pirinç eğer bizim ülkeye yetiyorsa şu anda yetmiyor. Çünkü kalabalık arttı ve aynı zamanda 100 ton pirinç üretecek yer bırakmadık. Bu durumda 50 ton pirinç üretecek bir araziden 100 ton verim almak zorundayız. Yani 2 kat daha fazla üretim yapmak zorundayız ve bitkilerimizin de herhangi bir virüs yüzünden kurumamasını, ölmemesini sağlamak zorundayız. İşimizi garantiye almak zorundayız. Bu açıdan GDO son derece önemli. Biz bugün GDO'ya karşı geliyoruz. Bana ne kardeşim yapmam diyoruz ama 10 yıl sonra dış ülkelerden yalvar yakar GDO almak zorunda kalabiliriz. Bize gönderin falan demek zorunda kalabiliriz. Çünkü onlar bizden 10 yıl 20 yıl daha ileride olurlar. Daha çok bu konuda çalışma yapmış ve öğrenmiş olurlar. Bizse öyle bakarız. Açlıktan ölmeye yaklaştığınız zaman genetiği değiştirilmiş ürün haram mıdır şirk midir bunu pek bir kimse düşünmeyecek. Sadece bu saydıklarımız değil çevresel koşulların iklim değişikliğinin küresel ısınmanın da ekinlerimiz üzerinde baya bir etkisi var. Daha önce 10 başak alıyorsak artık 5 başak alıyoruz çünkü ekinlerimizin kıymeti ve verimliliği azalıyor. Dolayısıyla daha fazla hektara ihtiyacımız var ama öyle bir alan yok çünkü oraya yerleşmek zorundayız. Bu bir kısır döngü ve bundan kurtulmanın yolu maalesef GDO. Sanırım yeterince konuştuk. Konuyu da hakkını vererek anlattığımızı düşünüyorum. Beni konuk ettiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. E, Diamond'da daha gelecekte farklı videolarımız da olacak. E, bugünlük bu kadar. Ben Diamond. Ben Selen. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.